Efendim? Yardımın gerekli. Oo, acil durum. En sevdiğim. Ya bir 5 dakika rahat etmeyelim biz ya. Bir sorun olsun, çözelim. Nedir dinliyorum? Şimdi şöyle. Diyelim ki bir erkek. Bir arkadaşının telefonlarını açmıyor. 2 kere. Meşgule veriyor. Bu ne demek? Ne demek ne demektir? Meşgul demektir. De. Bir saniye ya. Hangi arkadaş? Nasıl bir arkadaş? Kız arkadaş. Olabilir kız olabilir. Kız arkadaş olabilir. Ama normal sosyal kız arkadaş. Düz. Düz. Evet. Ya sen ne zaman ayılacaksın benim? Saf tavşanım ya. Şimdi sen bu Doruk arkadaşı aradın. Açmadı değil mi? Ya İpek nasıl biliyorsun? Hemen biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Ben doğru aradım açmadı. Ne oldu? Çok merak ettim. Küstük mü biz? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Biraz sakin ol. Bu çocuk iş adamı değil mi? Toplantıdadır. Tuvalettedir. İş adamları da tuvalete gider Aslı. Yani duştadır, köpüklüdür. Hayat bu. Öyle değil ama benim bir içim rahat etmiyor. Ben daraldım. Bir şey oldu bana böyle. Tamam panikli kuzum. Şimdi sen bu Doruk'u kaç kere aradın? Söyle bakayım. 2. Ha. İki iyi. Bir hakkın daha var. Üçüncüyü de ara. Sonra bir daha arama. O ara. Vallahi mi? Hemen arıyorum ben o zaman. Bir kere daha arıyorum. Aslı bak bu son hakkın. İyi düşün ona göre ara. Açmazsa bir daha aramak yok ha. Hiç mi yok? Hiç yok. Aslı asla. Of. O zaman ben az daha bekleyeyim. Sonra arayayım bari. Hadi. Efendim Aslı. Aç telefonu Doruk ya. Lütfen ya. Nedir yani? Bir alo demek bu kadar mı zor yani? Anlayamıyorum ben. Alo diyorsun. Bir tek açıyorsun alo diyorsun ya. Ne yani? Aslı. Alo Doruk. Açtın mı? Vallahi da sensin. Sen misin? Açtın telefonu. Bir daha bir alo da bakayım. Alo da bakayım bir daha. Bir alo de. Alo. Vallahi da sensin. Açtın telefonu. Doruk ben seni aradım birkaç defa. Sonra sen açmayınca çok merak ettim ben seni. Ya ben de daha fazla merak etme diye açtım zaten. Ederim ben, ederim. Kuruntulu kızım ben. Sessizlik beni mahveder. Kurarım, büyütürüm, doğururum. Sonra olaylar olaylar. İyi misin, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sadece biraz fazla olaylı bir gündü. Ne oldu, iyi değilsin sen. Bir şey olmuş. Ne oldu, çabuk söyle. Ya babaannem biraz fenalaştı. Ben de şimdi yatırdım. Ya annem babam da evde yok. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hastaneye mi götürsem, doktoru mu buraya getirsem bilemedim. Hiçbir şey yapma sen dur şimdi. Ben zaten taksideyim. Direkt oraya sizin yanınıza geliyorum. Ben zaten hissettim biliyor musun? Benim aklıma gelen başıma geliyor. Hadi kapat geliyorum ben. Ya Aslı'cığım bak hiç gerek yok. Ben tek başıma... Alo? Ya kapatmış ya. Deli kız. Karşıya geçeceğiz direkt karşıya. En son ölçtüğünde kaç demiştim? 19-15. İyi. Çok şükür düşüyor. Ay. Bu nasıl düşmek evladım? Hala tepemde halay çekiyorlar. Kafam zong zong zongluyor. Ay. Merak etmeyin iyi olacaksınız Azime teyzem. Ama şöyle biraz daha dik oturalım Azime teyzeciğim. Ay. Ah. Şunu da çıkartalım. Ay. Biraz rahat nefes alın. Buz kalıbını da şöyle ensenize doğru koyarsak. Aa, soğukmuş bu. Biraz dayanacağız Azime teyzeciğim. Daha hızlı düşürecek tansiyonumuzu. Ah ben iflah olmam artık. Ya Azime Sultan. Babaannelerin en tatlısı, en güçlüsü. Ne oluyoruz ya? Bak ben buradayım. Aslı burada. Yemin ellerdesin. İyi olacaksın. Ama Azime teyzenin iyileşmesi için biraz dinlenmesi gerekiyor Doruk'cum. O yüzden biz şimdi çıkalım. Ben 15-20 dakika sonra tekrar gelip ölçeceğim zaten tansiyonunuzu. Ah evladım sana da zahmet verdik buralara kadar. Sağ olasın.
Zime teyzem gayet iyi. Tansiyon normale döndü. Öyle tepesinde halay çekenler falan da durdu. Şimdi mışıl mışıl uyuyor. Sayende. Gerçekten çok teşekkür ederim. Vallahi şahane bir insansın. Yani teşekkür ediyorsun. Teşekkür edilecek bir şey yok ki. Sonuçta ben görevimi yaptım. Yani hemşire olarak da görevimi yaptım. Arkadaş olarak da görevimi yaptım. Görev insanıyım ben sonuçta. Da. Sen iyi misin? Ben senin de bir tansiyonuna falan bakayım mı? İster misin? Ya biliyorum şu anda merak ediyorsun. Yani nasıl oldu da böyle darmadağın olduk diye. Yok canım yani... istemiyorsan anlatma sonuçta ama... hani dertler anlattıkça azalır falan derler. Ne bileyim sana da iyi gelir belki. Keşke. Ya Aslı bak, ben normalde böyle her şeyi içine atan bir adam değilim. Ama yani bu durum birazcık fazla derin. Ailevi bir durum. O yüzden pas geçsek. Olur, anlatma. Bir de kızlarla fazla yakınsın. O yüzden bu durumu onlara anlatmasan olur mu? Olur.